minimumda price'lara girebilmesi lazım bu productlarla ilgili. Gerçi bu product'ın içerisinde ne olacaktır? Onun dışında kategoriye girmesi gerekiyor. Ve başka neye girmesi lazım? Bir de order'ları görmesi gerekiyor. Yani siparişleri görmesi gerekiyor. Kullanıcı tarafının aslında işlemlerimizin çok az olması gerekiyor. Kullanıcı tarafındaki işlemlerimiz bizim aslında kullanıcı kaydı. Ve kullanıcının kaydından sonra da büyük bir ihtimalle adres kaydı, kredi kartı işlemi, başka ne olacak ve sipariş takibi olacak. Buradaki baktığınız zaman aynı zamanda bir de kullanıcının tabii ki kartı var ve bu kartın içerisinde de değişik itemler var. Burada tabii ki önemli olan şey şu, bizim ilk önce kullanıcıya bunları yapabilmesi için gerekli olan altyapıyı hazırlıyor olmamız gerekiyor. Bugün ve yarın yönetici kısmı ile ilgilenmeye çalışacağız. Cumartesi günü de kullanıcı ile ilgili kısmı hazırlayacağız. Ama kullanıcı tarafı aslında bizim için çok kolay. Şundan dolayı kolay. Kullanıcı login edeceğiz veyahut da kullanıcıyı sign up yapacağız. Kullanıcı kendi orderlarını görecek. Ondan sonra da satın al butonuna basacak ve satın alacak. Burada kredi kartı işlemlerinde kredi kartlarını işlemeyeceğiz. Sebebi de şu. Aslında kredi kartının genel yapısı şöyle çalışır birçok yerde. Kredi kartı firmaları vardır. Mesela diyelim ki EasyCo diye bir firma olsun. Bu firma size altyapı sağlar ve altyapı ile birlikte siz eğer her şeyinizin güvenli olmasını istiyorsanız bütün post altyapısını yani gelen datayı kendi içinizde tutmayıp ondan sonra EasyCo'nun altyapısını kullanıp onun interfezini kullanıp onun kredi kartı ekranını kullanırsınız kendi yapınızın içerisinde. Böylelikle kullanıcı asla sizin arka taraf, yani kullanıcı datası asla sizin tarafınıza işlenmez. Kredi kartı bilgisi işlenmez. Kredi kartı bilgisi işlenmediği için de kredi kartı bilgisini siz tutmadığınızdan dolayı da aslında kredi kartı ile ilgili herhangi bir hacking işlemiyle karşılaşmazsınız. Veyahut da bir fraud işlemi olmaz. Bu tarafta EasyCo şunu yapıyor. Kredi kartı bilgisi giriliyor. Girildikten sonra size iki tane genelde bilgi dönüyor. Ya success dönüyor veyahut da error dönüyor. Diyelim ki error olsun bu. Siz bu iki bilgiye bakarak artık bu kredi kartının siparişinin olup olmayacağını bilebiliyorsunuz. Ama burada bir şey daha var. Kullanıcıların yaptıkları bir işlem. Kredi kartı bilgisine girdikten sonra kredi kartındaki price kısmını bazen değiştiriyorlar. Mesela diyelim ki siz diyelim ki 100 TL yaptınız. Ama adam 1 TL yapıyor. Ve 1 TL'nin ödemesini yapıp daha sonradan da sizin sitenize geri dönebiliyor. O yüzden de bu adam 100 TL mi yaptı yoksa 100 TL yapmadı mı diye örneğin EasyCo'dan gelen return içerisindeki gerçek price bilgisine de bakmanız gerekebiliyor. Ama genellikle biz bir aracı firma kullanmayı seviyoruz. Yani aracı firma derken illa EasyCo olmak zorunda değil. Sonuçta bankalar da aracı firma kullanıyor ve size verdikleri kredi kartı altyapısı da zaten bu şekilde çalışıyor. O yüzden de siz kendi içinizde kredi kartı bilgisi genellikle tutmuyorsunuz. Yani bugün büyük bir ihtimalle birçok firma artık bunu tutmuyor. Ama mesela hepsiburada.com şunu yapıyor. Kredi kartınızla birlikte bütün adres bilginizi falan filan saklıyor. Bence çok doğru değil yani bunu yapıyor olması. Şundan dolayı büyük bir risk alıyorlar. Yarın öbür gün patlatabilir birisi. Onun yerine mesela EasyCo gibi veyahut da başka bir aracı. Bu arada HepsiPay diye bir şey yaptılar galiba onlar. Tam hatırlamıyorum ama HepsiPay diye bir şey yaptılar ve HepsiPay ile birlikte bu sistemi tutmaya karar verdiler diye ayrıca hatırlıyorum. Neyse biz burada kredi kartı işlemlerinde sadece adamın yaptığını yani success olduğunu düşünüp ondan sonra siparişin sisteme girilmesiyle ilgileneceğiz. Geri kalan da eğer sisteme yani success mi değil mi diye bakmak size kalacak. O zaten kolay bir iş açıkçası. Çok zor bir iş değil. Mesela EasyCo'nun dokümantasyonunda hemen yazıyor nasıl oldu. Tamam, bizim yapacaklarımız bunlar. Şimdi ilk önce şuradan başlamıştık. Buradaydık, karusel kısmındaydık. Peki bu karuselle ilgili ne yapmaya çalışıyorduk, hatırlıyor musunuz? Resimleri yönetmeye çalışıyorduk diye buradan ağızdan bilgi geldi ama genellikle mesajı kullanırsanız sevinirim. Çünkü en azından duymuyorlar. Yani bende mikrofon olduğu için sadece bu kısmı görüyorlar. Evet, dışarıdan ekleyeceğimiz resimlerle ilgili sıkıntımız vardı. Peki bu resimleri nasıl ekleyeceğiz? Yani baktığımız zaman burada bir view yaptık. Bu view'un aslında görevi şu. Diyoruz ki
Eğer request'ten yani request metodu posta yani adam posta birlikte bilgi gönderdiyse request ile birlikte gelen postu ve request ile birlikte gelen file kısmında coverage manager'ın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha doğrusu kontrol et değil de göster diyoruz. Şimdi bu kısmı bir hatırlayalım. O yüzden terminalimi bir açtım. Terminalim burada. Bir de yine gideyim bir tane işlem yapayım. Buraya geldim. Şuradaydık. İşte title bilgisi dedim. Ve aşağıda bir tane karuselle ilgili bir şey attım. Ve submit butonuna bastım. Submit'e bastığım anda bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz diye yazdı. Şimdi geri geldim. Ve geri geldikten sonra burada dikkatli bakacak olursanız CSRF token var. Ve token bilgisi gelmiş. Onun dışında title var. Burada da title bilgisi diye yazıyor. Altında da bir tane PNG olarak dosya gelmiş. Şimdi bizim şunu yapıyor olmamız gerekiyor. Biz bu dosyayı gidip bir yere kaydetmeliyiz. Kaydettiğimiz dosyanın ismini de sisteme belirtmeliyiz. Yani ben böyle bir dosya aldım ve bu dosyada işte şu işte git bunu sisteme kaydet, database'e de ondan sonra yaz demeliyiz. Çünkü bu dosya aslında database'de tutulmuyor. Bu dosya medyanın altında tutuluyor. Database'de de diyoruz ki medyanın altındaki bu klasörde bu dosya var. İsmi de bu. Bu kadar. Bunu diyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi yorumlar kısmına geçiyoruz. Ben paslıyorum İrfan. İrfan bu arada arkadaşlar bugün denemiş biraz. Ve belli bir noktaya kadar gelmiş. İlk önce nereye kadar gelmiş bunu bir öğrenelim. Yani ne oldu ne bitti bir onu söyler misin? Soru neydi? Şimdi aslında şöyle anlatayım size. Burada biraz kafanız karışmış olabilir. Çünkü hiç işlemediğimiz bir noktaya daha geldik yine her zaman olduğu gibi. Bu noktada şu. Normalde database'e eğer ben sadece veyahut da oraya kadar yapalım mı ya? Database'e sadece şu title bilgisini işleyelim. Ve title bilgisini nasıl işleyeceğimizi bir hatırlayalım. Oraya kadar bir yolumuzu çizelim. Sonra da gelen dosyayı biz acaba nasıl işleyeceğiz onu bulmaya çalışalım. Olur mu? Yani aslında biz dosyayı işlemeye çalışıyoruz. Çünkü karusel için bir tane görsel veriliyor. Bu görsel nasıl olacak da biz sistemi işleyeceğiz. Sorunumuz bu. Ama oraya gelene kadar çok daha basit bir işlem var. Title'ın kaydedilmesi diyelim ki. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şurada zaten title bilgisinin geldiğini görüyoruz. Şurada title bilgisinin geldiğini görüyoruz posta birlikte. Biz bu bilgiyi nasıl olacak da database'e yazacağız. Karuselin içerisine yazacağız. Soru bu. Şu anki soru bu. Yok mu? Yok mu? Gerçekten mi? Peki arkadaşlar o zaman şöyle bir şey hatırlatayım size. Yani admin panel bizim çok fazla kullanacağımız bir şey olmayacak. Python. Hocam. Efendim. Hocam mesajla mı cevap veriyoruz konuşarak? Evet. Yani konuşabilirsin de sıkıntı yok. Yeter ki sınıftakiler mikrofonla konuşsunlar veyahut da sınıf dışındakiler normal mikrofonu da kullanabilirler. Sıkıntı yok yani. Evet. Hocam şimdi models'a bakıyorum. Karusel diye bir klasımız var. Onun içerisinde de title ve cover image verilmiş. Evet. Biz zaten bu sayfadan title ve resim bilgisini alıyoruz. Eğer view'umuza nedir? Karusel object create diye bu bilgileri aktarırsak ve daha sonra bunu sayfaya işlersek gözükecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bu arada şöyle açayım. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Zaten olayımız da bu. Yani biz eğer bir tane objeyi database'e yazmak istiyorsak yani bir instance'ı database'in içerisine koymak istiyorsak yapmamız gereken şey şu. Karusel .objects.create daha sonra parantez açıp kapatıyorum. Title eşittir new title diyorum. Bu arada şunu da şuradan açalım. Görelim aynı zamanda. Localhost admin diyorum. Ve şuradan da karusele geliyorum. Karusele geldikten sonra bunu yazdım ve enter tuşuna bastım.
Object 4 oluştu diyor. Geliyorum buraya. New title diye objem oluşmuş. Yani yapmam gereken tek şey buradaki yapıyı aynı şekilde alıp ondan sonra burada da eğer her şey yolundaysa burada yazmak. Yani şöyle yapacağım. Burada kodum yazdım. Peki ben bunu nasıl olacak da düzelteceğim? Hadi buraya kadar da geleyim. Ne yazmam lazım ki bu new title değil de posta gelen karusel bilgisi title bilgisi olsun? Request'ten çekmeyecek miyiz hocam? Request'ten zaten çektik bunu. Burada duruyor. Tek yapmam gereken şuraya doğru şeyi yazmak. Request'ten gelen bilgiyi yazmak. Ama ben ne yazacağım bilmediğim için post size soruyorum. Post.title olmayacak mı? Request.post.title olmayacak mı hocam? Aynen öyle. Yani şöyle olacak. Request.post. Ama get diye yazarsak mantıklı olur. Burada get title diyorum. Burada ya şöyle yazacaksınız. Köşeli parantez title diyeceksiniz ve bunu kullanmayacaksınız. Ama bu sefer title diye bir şey olmazsa patates olabilirsiniz. Ve ne olursa olsun get'i kullanmanın ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum bu tür durumlarda. Ve title diye yazıyorum. Bunu yazdığım zaman artık bunu sisteme kaydedecek. Bir de kontrol edelim ne oldu, ne bitti diye. Geldim. Geldikten sonra şuradayım. Ve işte ne olsun? Karusel 40 olsun. Ve kaydet butonuna bastım. Diyor ki bu boş gelmiş. Ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki bilgi boş geldiği için şu anda hataya düştük. Tamam. O yüzden de mesela burada da böyle bir şeyi almak istiyorsam bunu da yine aynı şekilde get ile birlikte almam lazım. Çünkü boş olan bir şeyde yine hata verdi. Biraz önce bahsettiğim konuydu. Tamam. Kaydettim. Ondan sonra tekrar sabit dedim. Ve bunu yazdı mı bakalım. Buraya karusel 40 olarak yazdı. Tamam, artık bu bilgiyi yazdık. Şimdi benim sizden ricam şu. Buraya kadar olan kısmını bir commitliyorum. Buraya kadar olan kısmını, hatta şuradaki kısmı da commitliyorum. To do list diyelim. Tamam. Buraya kadar olan kısmı commitliyorum. İsteyenler bu kısmı alsın. Yaklaşık 20 dakikalık süremiz var. 20 dakika içinde bakmanızı istiyorum. Tamam? Anlaştık mı? Biraz çalışmanızı evet, istiyorum hocam. Çünkü. Yani şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Kodun tamamını ben yazıyorum ve bu bizim için büyük bir sıkıntı. Biraz araştırmanızı istiyorum. O yüzden 20 dakikalık ara veriyorum size. 20 dakikalık arada araştırıyorsunuz. 8'de görüşmek üzere. Tamam arkadaşlar?